Arkadaşlar merhaba. Reybe Hocam ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Kadraj Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunun birinci testini çözeceğiz. Siz de benimle beraber çözmek için daha kitap almayıysanız videonun açıklama kısmındaki linkten sipariş verebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki yapboz parçalarına cebirsel ifadeler yazılmıştır. Buna göre birbirine eşit ifadelerin yazıldığı parçalar ikişer ikişer eşleştirildiğinde hangi parça dışta kalır? Sarı parçaya baktığımızda önce katsayıları çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 x kare sadece x'li ifade olarak x kare var. y kare çarpı y de y küp olur. Mor parçaya baktığımızda 18 çarpı 2'den katsayımız 36 x çarpı x x kare y çarpı y kare de y küp olarak bulunur. Gri parçaya baktığımızda 8 çarpı 3'ten katsayımız 24 x y küp olarak bulunur. Kahverengi parçaya baktığımızda 3 çarpı 4 çarpı 2'den katsayımız 24. x kare çarpı x, x küp y çarpı y, y kare. Beyaz parçaya baktığımızda 2 kere 9, 18, x çarpı x, x kare, y kare çarpı y, y küp. Turuncu parçaya baktığımızda katsayımız 6 çarpı 2 çarpı 3'ten 36, x kare, y kare çarpı y'den y küp yeşil parçaya baktığımızda 4 çarpı 3 çarpı 2'den katsayımız 24 sadece x var y kare çarpı y y küp mavi parçaya baktığımızda 12 çarpı 2'den katsayımız 24 x küp y kare kırmızı parçaya baktığımızda katsayılar 6 çarpı 2 çarpı 2'den 24 x küp çarpı x x üssü 4 y çarpı y y kare gri parça ile yeşil parça eş sarı parça ile beyaz parça eş kahverengi parça ile mavi parça eş mor parça ile de turuncu parça birbirine eş dışta kalan kırmızı parça oluyor. Yani cevap B. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda çerçeve genişliği 1 cm olan kare şeklindeki bir tablet ve bu tablete indirilen kenar uzunlukları x kök 2 cm olan kare şeklindeki 6 adet eş uygulama görseli verilmiştir. Bu tablette 9 uygulama daha indirildiğinde ekranda uygulamalar dışında kalan beyaz bölgenin alanı 6x kare olmaktadır. Bu tabletin 1 cm kalınlığındaki çerçevesinin ön yüzünün santimetre cinsinden alanını veren cebisel ifade şekillerden hangisidir? Tabletteki uygulamaların bir kenar uzunluğu x kök 2 cm ise alanı x kök 2 çarpı x kök 2'den kök 2 çarpı kök 2 kök 4 yani 2'ye eşit x çarpı x x kare bir tane uygulamanın alanı 2x kare 6 tane uygulama var 9 tane daha indirilecek yani toplam 15 tane uygulama olacak her bir uygulamanın alanı 2x kare ise 15 çarpı 2x kareden uygulamaların kapladığı alan 30x kare olacak. Uygulamalar dışında kalan beyaz bölgenin alanı 6x kare ise 30x kare artı 6x kareden tabletin içteki çerçevenin içindeki ekranın alanı 36x kare olan bir kare ise alan 36 ise tabletin çerçevesinin içindeki bölgenin yani kare şeklindeki bölgenin kenar uzunluğu 6x'tir. Çünkü 36'nın karekökü 6x yapar. Bu kenar uzunluğu 6x ve çerçevenin kalınlığı 1 cm ise buradan buraya kadar olan çerçevenin alanı 6x çarpı 1'den 6x cm kare olarak bulunur. Aynı şekilde 6x burada da vardır. Aynı şekilde 6x burada da vardır. Şöyle şurayı da çizelim. Burası da 6x'tir. 6x aynı şekilde burada da vardır. 4 tane 6x'ten 20 4x artı köşelerde bir kenar uzunluğu 1 cm olan karesel bölgeler var. Dolayısıyla 1 bir çarpı 1'den alanı 1 cm karedir. 4 tane olduğu için artı 4 cm karede üzerine ekleriz. Yani çerçevenin alanı 24x artı 4 cm kare olarak bulunur. Cevap A. Üçüncü sorumuza devam edelim. Yukarıda iki farklı gruptaki öğrenci sayıları cebirsel olarak ifade edilmiştir. Birinci ve ikinci gruptaki her öğrenciye kendi grubundaki öğrenci sayısı kadar kalem dağıtılıyor. Dağıtma işleminden sonra kutuda kalan kalem sayısı gruplardaki öğrenci sayısının çarpımı kadar olmuştur. Buna göre başlangıçta kutudaki kalem sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Birinci grupta 2x kişi var. Dağıtılan kalem sayısı 2x çarpı 2x'ten 4x karedir. İkinci grupta x 2 kişi var dağıtılan kalem sayısı x eksi 2 çarpı x eksi 2'den x eksi 2'nin karesi. Bu da iki terimin farkının karesinden birinci terimin karesi. ikisinin çarpımı eksi 2x 2 katı eksi 4x ikinci terimin karesi yani eksi 2'nin karesi artı 4 dağıtılan kalem sayısı x kare eksi 4x artı 4 kutuda kalan kalem sayısı gruplardaki kişi sayıların çarpımına eşit. Yani 2x çarpı x eksi 2 kutuda kalan kalem sayısını veriyor. 2x'i içeriye dağıttığımızda 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı eksi 2 de eksi 4x. Başlangıçtaki toplam ka kalem sayısı topladığımızda 4x kare artı kutudaki kalem sayısı 2x kare eksi 4x artı x kare eksi 4x artı 4'ten 4x kare 2x kare x kare topladığımızda 7x kare yapıyor. Eksi 4x eksi 4x daha eksi 8x yapıyor ve artı 4 7x kare eksi 8x artı 4 başlangıçtaki kalem sayısı yani cevap A. Dördüncü sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen cebir karolarından birkaçı aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi için yapılacak olan modellemede yukarıda verilen cebir karoları yetersiz kalır. Modellere baktığımızda 2 tane x kare verilmiş, 7 tane x verilmiş, 8 tane 1 verilmiş. A şıkkına baktığımızda x artı 3 çarpı 2x artı 1'de x'i dağıttığımızda 2x kare artı x 3'ü dağıttığımızda 3 çarpı 2 x'ten 6 x artı 3 çarpı 1'den 3 x 6 x daha 7 x yapar. 2 tane x kare 7 tane x ve 3 tane 1 a şıkkındaki cebirsel ifadeyi modeller. x'i dağıttığımızda x çarpı x x kare x çarpı 4 4 x 2'yi dağıttığımızda 2 x artı 2 çarpı 4'ten 8. 4x artı 2x 6x. 1 tane x kare 6 tane x 8 tane 1. 5 şıkkındaki cebirsel ifadeyi de modelleyebiliriz. C şıkkına baktığımızda x çarpı 2x 2x kare artı x çarpı 1 x 5 çarpı 2x 10x 5 çarpı 1 5 x artı 10x 11x yapar. 2 tane x kare 11 tane x 5 tane 1 lazım. x'lere baktığımızda 7 tane olduğu için 11 tane x'i modelleyemeyiz. C şıkkı yetersiz kalır. D şıkkına baktığımızda 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı 2 4x 3 çarpı x 3x, 3x 3 çarpı 2 6 4x artı 3x 7x yapar. 2 tane x kare, 7 tane x, 6 tane 1. D şıkkındaki cebisel ifadeyi de modelleyebiliriz. Ama C şıkkını modelleyemiyoruz. Onun için cevap C. Beşinci sorumuza devam edelim. Yukarıda basamak yükseklikleri birbirine eşit olan bir merdiven görseli verilmiştir. En üst basamaktaki oyuncak araba ile en alt basamaktaki oyuncak arabasındaki yükseklik farkı 8 x cm olduğuna göre merdivenin mavi bölgesinin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? en alt basamaktaki oyuncak araba ile en üst basamaktaki oyuncak araba arasında 1 2 3 4 basamak olduğuna göre bu 4 basamağın yüksekliği 2 oyuncak araba arasındaki yükseklik farkı olan 8x'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla 8x'i 4'e böldüğümüzde bir tane basamağın yüksekliğini 2x olarak buluruz. Bir tane basamağın yüksekliği 2x ise dikey dik dörtgenlerin bir tanesinin alanı 2XY'dir. Dikeyde 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var. Dolayısıyla 5 çarpı 2XY'den 10XY dikey dikdörtgenlerin alanıdır. Yataydaki dikdörtgenlerin alanlarına baktığımızda bu kenar X artı 1. Diğer kenar Y ise bir tanesinin alanı y çarpı x artı 1'den bulunur. Yataydaki dikdörtgen sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tanedir. Dolayısıyla bunu 5 ile çarptığımızda 5y çarpı x'ten 5xy artı 5y çarpı 1'den 5y olarak bulunur. Toplam alanı bulmak için 5xy artı 5y artı 10xy. Bunları da topladığımızda 15 xy artı 5 y olarak bulunur. Yani cevap C. Altıncı sorumuza devam edelim. Bir marketteki su şişeleri rafın başında ve sonunda boşluk kalmayacak şekilde x santimetre aralıklarla yukarıdaki gibi dizilmiştir. Su şişeleri eş olup her birinin taban çapı x eksi 1 santimetre ve raf çerçevesinin kalınlığı 1 santimetredir. Buna göre rafta toplam x artı 1 tane su şişesi dizildiğine göre rafın genişliğini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Rafta x artı bir tane su şişesi var ise x tane aralık vardır. Her bir aralık x santimetre ise x çarpı x'ten toplam aralık x kare santimetredir. Her bir şişe suyun taban çapı x eksi 1 santimetre ve x artı bir tane su var ise Suların toplam uzunluğu x eksi 1 çarpı x artı 1'den yani 2 kare farkından x kare eksi 1 suların toplam uzunluğudur. 1 santimetrelik çerçeve kalınlıkları da 1 artı 1'den 2 santimetre de çerçeve kalınlığı. Toplam rafın genişliği ise x kare artı x kare eksi 1 artı 2 ise 2x kare artı 1 olarak bulunur. Yani cevap D. 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içinde daire şeklinde bir havuz yapılmıştır. Bahçenin uzun kenarı 4x metre, kısa kenarı 2x artı 1 metredir. Havuzun çapının uzunluğu bahçenin uzun kenarının yarısı kadardır. Buna göre çim ekili bölgenin alanını belirten cebirsel ifade ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Havuzun çapı 4x'in yarısı kadarmış. Yani havuzun çapı 2x'tir. Çapı 2x ise yarı çapı x'tir. Dolayısıyla havuzun alanı pi çarpı r kareden yani 3 çarpı x kareden 3x kare olarak havuzun alanı bulunur. Tüm bölgenin alanı 4x çarpı 2x Artı 1'den bulunur. 4x'i dağıttığımızda 4x çarpı 2x 8x kare 4x çarpı 1 Artı 4x tüm alan Çim ekili bölgenin Alanını bulmak için tüm alandan Havuzun alanını çıkarırız. 8x kare Artı 4x Havuzun alanı 3x kare Çıkardığımızda 8x kareden 3x kare çıkarsa 5x kare artı 4x çim ekili bölgenin alanıdır. Kat sayıları toplamı 9'dur. 5 artı 4 9'dan bu ifade doğrudur. 2 farklı değişkeni vardır. x x bir tane değişkeni vardır. Bu ifade yanlış. Terimlerden birinin katsayısı 5'tir. x kareli terimin katsayısı 5'tir. Bu da doğru. 2 terimden oluşur. 5x kare ve 4x olmak üzere iki terimden oluşur. Bu da doğru. Yani 3 tane doğru var. Cevabımız C. 9. sorumuza devam edelim. Sınıftaki akıl tahtanın ekranı kare olacak şekilde şekil birdek gibi açılmıştır. Akıl tahtanın kare şeklindeki ekran kısmının kenar uzunluğu 2x artı y birimdir. Akıl tahtanın dikdörtgen şeklindeki beyaz kısımlarından üstteki kapağı sağa ve sola hareket edilmektedir. Tahta şekil 1'deki konumdayken kapak sol tarafa x artı y birim kaydırılıyor. Buna göre son durumda tahtanın görünen beyaz kısımların toplam alanına karşılık gelen yani cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Görünen bölge kare olduğu için şu kenar uzunluğu da 2x artı y olarak bulunur. Bu kısmın uzunluğu bulmak için 3y'den 2x artı y'yi çıkaracağız. Eksi içeriye dağıttığımızda 3y eksi 2x eksi y olur. Buradan da 3y'den y çıkarsa 2y eksi 2x bu kenarın uzunluğudur. Kapak sol tarafa doğru x artı y birim kaydırılırsa kenar uzunluğu x artı y büyüyecek. Yani üzerine ekleyeceğiz. O zaman şu kenarın uzunluğu 2y eksi 2x artı x artı y'dir. 2y y daha 3y eksi x art, eksi 2x artı x daha eksi x yapar. Yani bu kenarın uzunluğu 3y eksi x oldu. Buranın uzunluğu zaten değişmiyor. Yine 2x artı y. Buranın alanını bulmak için... 3y eksi x ile 2x artı y'yi çarpacağız. Dağıttığımızda 6xy artı 3y kare eksi 2x kare eksi xy. İfadeyi düzenlediğimizde... Şurası y kare olacak. 3y kare artı 5xy eksi 2x kare olarak bulunur. Yani cevap C. 10. ve son sorumuza devam edelim. Şekil 1'de uzunluğu x birim olan bir halat verilmiştir. Şekil 2'de ise aynı uzunluktaki iki halatın eşit düğümlerle bağlanması sonucunda oluşan uzunluk y birim olarak verilmiştir. Aşağıda uzunlukları x birim olan eşit uzunluktaki 13 tane halatın birbirine bağlanmış hali verilmiştir. Buna göre oluşan toplam uzunluğa karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir tane halatın uzunluğu x birim. Şekil 2'de İki tane halatı birbirine bağladığımızda oluşan uzunluk y birim oluyor. İki tane halatı bir düğümle birbirine bağlıyoruz. Normalde iki tane halatın uzunluğu 2x, bir düğümle bağladığımızda uzunluğu y oluyorsa, 2x'ten y'yi çıkardığımızda bir düğümün uzunluğunu bulmuş oluruz. Bir düğümün uzunluğu 2x eksi y'dir. 13 tane halatı birbirine bağlamak için 12 tane düğüm yaparız. 13 halatı birbirine bağlamak için 12 tane düğüm yaparız. Normalde 13 tane halatın uzunluğu 13 x'tir. Düğüm yapıldığında her bir düğüm bu halatların boyunu kısaltacak. 12 tane düğüm yapıldığı için 13 x eksi 12 tane düğüm yani 12 çarpı 2x eksi y olarak bulunur. 13x eksi 12'yi dağıttığımızda eksi 24x artı 12y. Buradan da 12y 13 xten 24x çıkarsa eksi 11x bulunur. Yani toplam uzunluk 12y eksi 11x'tir. Cevap A. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. RB hocam ile matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.